köşke gizli giremeyeceğimizi aklına koy bir kere. Saray yavrusu gibi bir şey. Usta oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti. Tekrar kanun dışı duruma düşersen çok üzülürüm. Meraklanma, kavgasız belasız bir hayat yaşamaya senden çok hasretiz. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, Kadıköy'deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Benim, hangi konuda görüşeceksiniz? Güllü konusunda. Sanat hayatına tiyatroyla başlayan Turan, Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol almıştı. Öte yandan komşuları Turan'ın hayatını kaybetmesinin şokunu yaşadı. Biz de sabah haber aldık. Yani çok sevdiğimiz bir sanatçımızdı. Dün akşam buradaydı, geçti. Demek ki ani bir şey oldu, bilemiyorum ama gayet sağlıklı, iyi gözüküyordu. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Yalnız mı yaşıyordun? Evet, yalnız yaşıyordum. Sanat hayatına tiyatroyla başlayan Süleyman Turan, bir dönem dergi ressamı olarak da çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman Akbaba dergisinde yayımlandı. Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı. Afişler, kitap kapakları hazırladı. 1963 yılında bir derginin açtığı yarışmayı kazanarak sinemada yer aldı. Turan genellikle esas oğlanın sadık dostu rollerinde sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştı. Süleyman Turan 3 film senaryosu yazmış, çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır. Usta oyuncu MTV kanalında yönetmen Ümit Efekan'ın sunduğu Kalplerimiz Seni Unutur mu programına katılmıştı. Ciddi anlamda da başarılı filmler yapıyor yani. Ama şimdi benim ilk, şimdi ben o zaman şeyde oturuyorum. Kadıköy'de işte Kızıl Toprak, Suadi oralarda bir yerde. Sabah beni saat 8'de şeyde istediler, bu Şişli'de, Şişli'nin karakolun olduğu yerde, öyle bir yer. İşte biz böyle Magellan gibi oradan döndük, buradan falan filan. Geldik, hiç kimse yok, kan ter içerisindeyim. Eyvah dedim, vazgeçtiler, çok canım sıkıldı, üzüldüm. Hadi canım, bundan bir şey olmaz mı dediler, ne diye kuruyorum ben. Bekle, neden sonra bir araç geldi, minibüs.